Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. Evet değerli dostlar, gün sonu itibariyle borsa ve BIOB kontratları adına bir değerlendirme yapacağız. İlk seans itibariyle seans arasında vermiş olduğum analiz sonrasında şu an gün sonunun değerlendirmesini yapmak üzere birlikteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün borsada önemli bir coşku vardı, ciddi bir yükseliş yaşandı ve 90 bin üzerinde, 90 binin çok az bir seviye üzerinde bir kapanışa tanık olduk. Değerli arkadaşlar, borsada bugünkü ekstra yükselişi tetikleyen etken hepinizin malumu üzere dolarda çok dolar TL'de çok önemli ve sert bir geri çekilmenin olmasıydı ve dolarda 6 desteğinin kırılmasıyla birlikte 5.90'ın da aşağısına gelinmesi ve 5.88'ler civarında ki hali hazırda da bu seviyelerde bir seyir hakim. Dolayısıyla bu tablo borsa adına ekstra bir katalizör, ekstra bir performans sergileme nedeni oldu. Borsa ile ilgili olarak arkadaşlar birkaç gün öncesinde emeklilik fonlarına yönelik olarak yapılan yeni bir düzenleme vardı ve bu düzenlemeye göre bu emeklilik fonları %10 civarın portföylerinin %10'unu borsada değerlendirmeleri gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılmıştı ve bununla ilgili olarak 31 Temmuz tarihi verilmişti. Ancak bu konunun daha da ötesinde etkili olan faktör bugünkü analizlerimde ve özellikle yaklaşık 1-1,5 saat önce vermiş olduğum dolar TL analizinde ayrıntılı bir şekilde değindiğim üzere S400'ler konusunda şu an piyasada oluşan bir iyimserlik mevcut ve bu iyimserlik doğal olarak borsa üzerinde de etkisini hissettirmiş durumda. Arkadaşlar yabancı takas oranına baktığımız zaman yabancı takas oranını şu an itibariyle 64.05 seviyelerinde görmekteyiz. Dün bu rakam 64.14 idi, %64.14 idi. Bugün itibariyle hafif bir geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. Özetle borsada yaşanmakta olan bu yükseliş ataklarında yabancının bir miktar satış eğilimine girebileceğinin sinyali olarak değerlendirilebilir. Zira oluşan seviyeler oldukça üst seviyeler durumunda. Kısa süre içerisinde 83.500'den başlayan hareketlilik 90.000 seviyesine ve 90.000'deki kritik direnç noktamıza ulaşmış bulunuyor. Arkadaşlar bugün itibariyle öncelikle oluşan rakamları sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün en çok alım satım yapan kurumlar bazında bir değerlendirme yapalım isterseniz öncelikle. Bugün itibariyle değerli arkadaşlar en çok alım yapan kurumları şöyle size sıralayacağım. Verilerin gelmesini bekliyorum arkadaşlar, kusura bakmayınız. Evet. Değerli dostlar bugün itibariyle Ak Yatırım'ın 167 milyon TL civarında bir alım yaptığını görüyoruz. İlk 5 kurum bazında değerlendirme yapmak kaydıyla. Yatırım Finans'ın 109 milyon TL civarında alımda olduğunu görüyoruz. Citi ve Kredi'nin ise 65 milyon TL civarlarında alım yaptığına tanık olurken bu alımların karşılığında satıcı konumunda olan Global Yatırım'ı 115 milyon TL ile ve dün 100 milyon TL üzerinde alımda olmasına rağmen daha sonraları bu alımlarını 60 milyon TL'ye düşürmüş olan İş Yatırım'ın ise bugün itibariyle 111 milyon TL civarında satış yaptığına tanık oluyoruz. Yine QNB Finans'ın ve TEB Yatırım'ın satıcı konumunda olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar diğer hanesi, diğer sütunu önemli bir nüanstı bizim için. Bazı aracı kurumlar alımlarını, daha doğrusu satışlarını bariz bir şekilde hissettirmemek adına farklı kurumlar üzerinden satış yapabiliyorlardı. Ve bunlar da diğer kurumlar bazında görülüyordu. 190 milyon TL, 200 milyon TL gibi bir rakam. Önemli bir rakam olarak görülebilir satış hanesinde. Özetle yukarı eğilimlerde satıcı konumunu belli etmek istemeyenlerin de ağırlıklı olabileceği bir grup 190 milyon TL civarında satış yapmış olduğunu görmekteyiz. Bu da dikkate değer bir veri olarak görülmekte. Bugün arkadaşlar en çok alım yapan Ak Yatırım hangi hisseleri almış diye bakalım. 80 milyon TL gibi önemli bir miktarda Garanti Bankası hissesi aldığını görüyoruz. Alım ortalaması 7.80. Türk Hava Yolları hissesini 60 milyon 61 milyon TL civarında bir alım portföyü ayırmış görünüyor Ak Yatırım ve 12.34 ortalama ile 35 ortalama ile bu alımlarını gerçekleştirmiş. Yine 28 milyon TL ise BİMAŞ üzerinde yapılan alımlar söz konusu. Koç Holding, Fırat Oto ve Pegasus üzerinde ise satışların ol pardon Ford Oto ve Pegasus üzerinde ise satışların yoğunlaştığını görmekteyiz.
Arkadaşlar ikinci olarak en fazla alım yapan kurum olan Yatırım Finans'a baktığımız zaman ise onun da Kardemir üzerinde yoğunlaşan bir alım ilgisini görüyoruz ve 2.18 ortalama ile alım yapmış. Garanti Bankası'nda 19 milyon 20 milyon TL civarında bir alımı görülüyor 7.73 ortalama ile. Petkim ve Türk Telekom'da alımı var ancak diğer hisseler bazında da 76-77 milyon TL civarında alımı var ki Yatırım Finans adına biraz daha genele yayılan, daha çeşitli bir portföy oluşturduğunu, farklı farklı hisselere de alım yönünde ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Tüpraş, Ereğli ve Bimaş üzerinde ise satışlarını görüyoruz. Arkadaşlar ilk seans sonu itibariyle en çok para giriş çıkış yaşayan hisseler bazında bir değerlendirme yapmak için borsapivot.com isimli siteye dönüyorum. Bu site bir veri analiz sitesidir. Bazı verileri çok daha kolaylıkla edinebiliyoruz. Arkadaşlar günlük para çıkış bölümünü tıkladığım zaman şuradan bir sıralama yapmak kaydıyla evet bugünkü tarih itibariyle en çok alımın para girişinin Garanti Bankası hissesinde olduğunu görüyoruz ve Garanti Bankası'nın son 5 işlem gününde genel anlamda para girişi yaşayan bir hisse konumunda olduğunu ve 158 milyon TL civarında son 5 işlem gününde para girişi yaşadığını görmekteyiz. Cuma günü itibariyle geçtiğimiz haftanın son işlem günü itibariyle 100 milyona yakın bir para girişi mevcuttu ve bugün ise 38 milyon 500 bin. İş CTR'lerin 20.3 milyon TL civarında, Aselsan'ın ise 17.3 milyon TL. Türk Telekom, Petkim, Bimaş, Pegasus gibi, Koza gibi kağıtların ise 10 milyon TL üzerinde para girişi yaşadığını görmekteyiz. Arkadaşlar en fazla para girişi son 5 işlem günü itibariyle dikkate almak kaydıyla en fazla para girişini Garanti Bankası'nın yaşadığını görüyoruz 158 milyonla. Yine Halk Bankası'nın 71 milyon TL civarında bir para girişi yaşadığını görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda 65 milyon civarında, Aselsan'da 46 milyon civarında, Petkim'de ise 35 milyon civarında bir para girişi mevcut görülmekte. Bugün en çok para çıkışı yaşayan hisselere bakacak olur isek arkadaşlar, Ereğli'de 12 milyon civarında bir para çıkışı var. Koç Holding'de, Turkcell'de ve Tekfen'de, Tofaş'ta çıkışların olduğunu görmekteyiz. Son 5 işlem günü itibariyle en çok para çıkışı yaşayanlara bakacak olur isek, Koç Holding'de, Emlak Konut'ta, Ereğli'de ve Soda'da para çıkışlarının yoğunlaştığını görüyoruz ama son 5 işlem günü dikkate alındığı zaman çok ama çok bariz miktarda para çıkışı yaşayan bir hisselerin var olduğuna tanık değiliz. Çok yüksek miktarda bir para çıkışının mevcut olduğunu söyleyemiyoruz. Evet arkadaşlar, teknik duruma bakacak olur isek sizlerle paylaşmış olduğum bu aylık grafiğimde şurada görmekte olduğunuz beyaz eğrinin 68 aylık ortalamaya denk geldiğini, bu ortalamanın endeks üzerinde uzun vadeli işlemler bakımından son derece önemli bir ehemmiyete haiz olduğunu ve bu ortalamanın aşağısında zaman zaman ufak tefek sarkmalar olsa bile bu ortalamayı pek terk etmek istemeyen, bu ortalamanın aşağısında kalmak istemeyen bir endeks görüntüsünün uzun yıllardan beri mevcut olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu ortalamamız şu an için 88 bin seviyesinde bulunuyor. Evet, 88 bin 87 seviyesine ulaşmış durumda. Bu ortalamanın aşağısına geldik ve şurada görülmekte olan 38.2'ye denk gelen Fibonacci desteğine, uzun vadeli desteğimize ki bu seviye 38.2 83.100 seviyesine denk gelmekte. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme sonrasında tepki bulundu ve şu an itibariyle 88 bindeki 68 aylık ortalamanın üzerine çıkmış ve 90 bin civarında bir kapanış yaşamış durumdayız. Artık arkadaşlar birkaç gün öncesine kadar direnç konumunda olan bu 88 bin seviyesini bu andan itibaren bir destek olarak takip etmemiz gerekecektir. Arkadaşlar haftalık grafiklerimiz itibariyle ise şu an arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz bir Fibonacci seviyemiz bulunuyor. Ve uzun vadeli bir görünüm olarak bakıyoruz yine bu grafiğimize ve şu an 90 bin desteğinin aşağısında bulunuyoruz. Özellikle tam rakam vereyim size isterseniz. %61.8 seviyesine denk gelen 90.800 seviyesi. Arkadaşlar sürekli olarak son analizlerimde de vurguladığım üzere 90.800 seviyesi önemli bir direnç konumundadır. Bu seviyenin üzerine çıkılıp da yerleşilmedikçe endeks adına kalıcı bir yükselişin başladığından söz etmek mümkün değildir. 90.800 seviyesine kadar olabilecek olan yükselişleri hala tepki niteliğinde, tepki standardında görmemiz gerekecek. Zira endeksteki
etkili geri çekilmenin 106 bin seviyesinde ikili bir zirve yaptıktan sonra net ve sert satışların oluştuğunu dikkate aldığımız zaman şu an itibariyle 90 bin üzerine yerleşme, 90.800 direncinin aşılması mümkün olmadıkça hala 106 binden gelen satışların tepkisi eğiliminde bir tablonun söz konusu olduğunu düşünmeye devam edeceğiz. 90 bin civarında bir kapanış oldu. Yarın itibariyle arkadaşlar 90.800'e doğru bir tepki oluşabilir. 90 bin direncine yakından dikkat etmek gerekiyor. Bugün için önemli olan direncimizin 88.400 olduğunu ifade etmiştim. 88.400 üzerinde bir ilk seans kapanışı gördükten sonra ise 89.500 seviyesindeki direncin önemli olduğunu vurgulamıştım. Ancak ifade ettiğim gibi özellikle S-400 konusundaki sıcak gelişmelerin ertelenmesine yönelik olarak oluşan bir takım iyimserlikler ve bu iyimserliğin yansıması olarak Dolar-TL'de yaşanan oldukça etkili ve sert geri çekilme endeks adına ekstra bir güç kazandırmış oldu. Oysa ki bugün endekse bir miktar satış gelmesi beklenebilirdi. Bayram tatili sürecindeki riski almak istemeyenler veya nakde geçmek suretiyle bu tatil sürecini repo, faiz veya farklı enstrümanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar olabilirlerdi. Ancak borsa üzerinde risk almayı ve mevcut Dolar-TL'nin yaratmış olduğu mevcut iyimser havayı kullanmayı tercih etmişler gibi görünüyor. Ancak değerli dostlar, yine de 2-3 gün içerisinde oluşan bu sert yukarı atağın bir konsolidasyonu, bir düzeltmesinin olabileceğini dikkate almakta yarar olduğunu düşünüyorum. 90 bin üzerinde bir tuzak görünüm oluşabilir. Endekste yeniden bir yükseliş ivmesinin başladığı şeklinde bir mesaj verilebilir. Dolayısıyla bu mesajlara temkinli yaklaşmakta, 90.800 seviyesindeki yükseliş trendinin başlayabilmesi için o kritik viraja çok ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şayet 90.700 seviyesi aşılır ve bu seviye birkaç gün üzerinde kapanışlar olur ise, evet, artık yeni bir yükseliş kanalının açılmış olabileceğini, 95 bine, 96 bine yönelik olarak bu tepkinin devam edebileceğini düşünebiliriz. Ama öncelikli koşul 90.800'ün net bir şekilde açılması olarak ifade etmek durumundayız. Yine Dolar-TL'yi de bir gözümüzle yakından izlemek durumundayız. Zira Dolar-TL'de oluşabilecek olan tepkinin önemli bir geri çekilme yaşadı çünkü. Olası tepkilerin tekrardan 5.94-96.6 seviyesine doğru yaklaşımlar gibi bir tablo söz konusu olur ise bu durumun endeks adına olumsuz yansıması olabileceğini de hesaba katmakta yarar bulunuyor. Arkadaşlar, günlük grafiklerimiz bazında bakacak olur isek 23.6'ya denk gelmekte olan 87.300 seviyesinin üzerinde kalınmış olması endeks adına önemli bir direnç noktasının üzerindeki kapanış anlamına geliyordu. Dün zira bu seviyelerde bir kapanış yaşandı. Bu seviyeden sonraki direnç bölgesi olarak sizlere 38.2'ye denk gelmekte olan 89.600 seviyesini ifade etmiştim. Zira bugün 89.600 seviyesi, 89.500 seviyenin yakınlarında bir ilk seans sonuna tanık olduktan sonra ikinci seans dolardaki geri çekilmenin hız kazanmasıyla birlikte veya bir tepki çabasının izlenememesi sebebiyle alımlar birazcık daha artmak suretiyle bir sonraki direnç noktamız olan şuradaki 38.2, yani 89.600'ün üzerine çıkılmak suretiyle bu seviyenin aşılma niyetine tanık olduk. Şu an itibariyle bu direncin üzerindeyiz. 90.000 seviyesinin çok az bir miktar üzerinde kapanış yaşandı. Ve günlük grafikler bakımından şayet 90 bin üzerinde kalıcı olunabilir ise, 90 bin üzerinde kapanışlar devam edebilir ise, 90.800 seviyesindeki ara direncin de aşılmak suretiyle şu noktaya kadar arkadaşlar, %50 noktamız olan 91.500 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığının gündeme gelebileceğini düşünebiliriz. Genel bir bakış açısıyla 90 bin üzerinde tutunmak isteyen, 90 bin seviyesine destek yapmak isteyen bir endeks tablosuna tanık olabilir isek, 90.700'lere, 800'lere ulaşmasına rağmen olası geri dönüşlerde 90 binin aşağısına gelmek istemeyen bir endeks tablosuyla karşı karşıya kalır isek, bu durumda endeksin 90.700'ü de aşmak üzere 91.500'e kadar ulaşmak isteyebileceğini düşünebiliriz. Bu tablo dahilinde 90.800 ila 91.500 aralığını bir direnç bölgesi olarak izlemekte yarar olduğu kanaatindeyim.
Arkadaşlar 240 dakikalık seanslık grafiğimiz bakımından duruma baktığımız zaman ise yine benzer bir durum ile karşı karşıya bulunmaktayız. 88.400 seviyesi önemli bir direnç konumunda idi. Bu seviyemiz şu noktaya denk gelmekteydi. Burayı aştık ve %50 noktamıza denk gelen 89.862 seviyesi bir sonraki direnç konumundaydı seanslık grafikler bakımından. Dolayısıyla 89.862'nin de üzerinde bir kapanış yaşandığı için şu an itibariyle şu noktada bulunuyoruz ve şu seviye artık takip etmemiz gereken, seanslık grafikler adına takip etmemiz gereken yeni bir direnç bölgesidir ki, direnç noktasıdır ki bu da 91.300 olarak görülmekte. O halde arkadaşlar genel düşüncemiz neydi? 90.700-800 ile 91.500 aralığı şu anki konum itibariyle önemli bir direnç olarak izlenmesi gereken bir seviye niteliğinde görülmekte. Arkadaşlar yarın için takip etmemiz gereken pivot verilerine bakacak olur isek yarın itibariyle 89.500 seviyesi yarının pivot seviyesi ve artık bugün olduğu bugünün pivot seviyesi diyelim 31 Mayıs tarihinin pivot seviyesi 91.000 seviyesi birinci direnç noktamız ve az önce ifade ettiğim üzere 91.500 seviyesi pivot dirençlerimize de yansımış durumda 91.500 seviyemiz ise ikinci pivot direnci olarak karşımıza çıkıyor 89.500 seviyesinin aşağı gelinmesi durumunda öncelikli olarak takip etmemiz gereken 89.000 seviyesi olacaktır. 89.000 seviyesinin aşağısına gelinip bu seviye bir direnç olarak algılanacak olur ise bu durumda yaşanmış olan son yükselişin artık bir düzeltmesinin başladığını ve 87.500 seviyesine özellikle dikkat etmek gerektiğini ifade etmiş olayım. Arkadaşlar Viyop kontratlarına gelelim. Haziran vade itibariyle Viyop kontratları için seans arasında ve dün gece vermiş olduğum analizlerimde 112.200 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu, önemli bir direnç noktası olduğunu belirtiyordum. 111.000-111.300 direnç bölgesinin üzerinde kalınabilmesi, bu seviye üzerindeki bir görüntünün hakim olması durumunda 112.200 seviyesi kritik bir direnç olarak mevcut olacaktı. Ancak 112.200 seviyesinin aşılması durumunda ise 113.150-113.200'deki direnç çok 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 önemli bir direnç bölgesi olarak vurgulamıştım. Zira bu direnç bölgesinin aşılması durumunda 114.000-115.000 bölgesine doğru hareketliliğin devam etme olasılığı gündeme gelebilecekti. Seans gün içerisinde veya ikinci seansın sonlarına doğru 113.200'e yaklaşımlardan satışlar geldi ama seansın sonlarına doğru endeksin 90.000 civarında kapanış yapabileceğinin anlaşılması üzerine bu direncin üzerinde bir kapanış oldu. 113.650 seviyesinde bir kapanış oldu. Bu noktadan sonra takip etmemiz gereken öncelikli olarak bu Viyop kontratlarının 113.200 üzerinde kalıp kalamayacağı mevzudur. 113.200 üzerinde kalınamıyor ise burası destek yapılamıyor ise 112.200 öncelikli olarak ve ardından da 111.000-111.300 bölgesine geri dönüşün olabileceği dikkate alınmalı. Şayet 113.200 üzerinde kalınabiliyor ise bu durumda şuradaki direnç bölgemiz olan %50 seviyesine denk gelen 114.250 seviyesine yakından dikkat edilmesi gerekiyor. O halde yarın için esas önemli olan iki seviyemiz bulunuyor. 113.200 üzerinde tutunmanın olup olamayacağı ve 114.250 direncidir. Bugün itibariyle değerli dostlar, aracı kurumlar bazında kimler ne yapmışlar buna bakalım isterseniz. Ak Yatırım'ın 10.739 kontrat civarında, Global'in 4.407 kontrat civarında, Şeker Yatırım'ın 4.300 kontrat civarında satış konumunda olduğunu görüyoruz. Son günlerde elindeki long pozisyonları azaltma eğiliminde olan Kredit'in bugün itibariyle bir miktar daha hatta önemli miktar diyebileceğimiz 7.600 kontrat civarında ekstra long pozisyon açtığını görüyoruz. TEB Yatırım zaten ağırlıklı olarak long pozisyonda olan bir kurumdu. 6.800-7.000 kontrat civarında long pozisyonunu artırmış durumda. İş Yatırım ise ağırlıklı olarak short pozisyon taşıyan bir aracı kurumdu. Bugün bir miktar short pozisyonlarında azalıma gitmiş durumda şu an itibariyle. Görünen tablo bu. İlk 10 kurum bazında tabloya baktığımız zaman ise alıcıların yaklaşık 3.000 kontrat civarında, 2.858 kontrat civarında önde olduklarını görmekteyiz.
Değerli arkadaşlar, bu tablo dahilinde bugün çok coşkulu bir kapanışın yaşanmış olması nedeniyle ve yarın haftanın son günü kredili olarak taşınmakta olan pozisyonlar olabilir. Bu kredilerin bayram süreci içerisindeki veya tatil süreci içerisindeki maliyetine katlanmak istemeyenler olabilir veya şu ana kadar oluşan karlarını yeterli görüp de realize etmek niyetinde olanlar olabilir. Bu açıdan özellikle ikinci seansın son saatlerine biraz daha dikkatli ve temkinli yaklaşım göstermekte yarar olduğu kanaatindeyim. Şimdilik borsa ve endeks konusunda aktarabileceğim bilgiler bunlardan ibaret olup yarın seans arasında çok acil ve özel bir işim olmamak kaydıyla yine ilk seans itibariyle oluşan verileri sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalınız, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.